Adamsın be. Şu anda ciddi anlamda bir hasarımız var. Tomayla tekte 9 bastık. Seyir gelecek mi? Krenamız düştü hatta. Bosumuzla vedalaşalım. Hop. Ya dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Yepyeni bir videodan herkese selamlar canlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir diye temennimizi edelim. Gerçekten bu video bedenselimizin gelişimi adına muazzam bir video oldu. Simya setimizi tamamladık. Kardeşimizle jotun farmladık vesaire. Daha ne olsun abi? Daha ne olsun 10 numara. 5 yıldız bir video çıkardığımızı düşünüyorum. Simyalarımız vesaire tabi video içerisinde göreceksiniz. Sadece ufak bir spoiler vermiş olayım şöyle. DSS set etkisi diyor arkadaşlar. Oradan anladığınızı varsayıyorum. Videomuza geçelim. Destek amaçlı like ve abonenizi ihmal etmeyin arkadaşlar. Gerçekten desteğinize ihtiyacımız var. Keyifli seyirler. Şimdi hesabımızdaki bir önceki üste gittiğimiz simyaların tamamını sattık. Hesabımızda da 24 won 302 emlik bir para var. 2 won da savaşçımda var yani bedenselimde. İyi bir para birikti. Hemen hemen bir 29 won'umuz var. 3 atak bir safir buldum arkadaşlar. Sura, savaşçı, ninja. Ninja'yı belki esnetebilirdim ama savaşçı da özellikle yani kesin olmasını istiyordum. Bu şekilde alacağım. Ya onun dışında şöyle bir safir var. Sura savaşçı Lycan. Lycan'lar bir ara çok şeydeydi, rövanştaydı ama şu ara çok fazla olduğunu düşünmüyorum. O yüzden böyle bir şey alacağım Kara Ejder kardeşimizden. Hatta bir PM atayım, belki indirim yapabilir bize. Aynen aynen! Kardeşimize PM attım ama maalesef oyunda değilmiş. Bu şekilde alacağız. Zaten bayağıdır piyasayı takip ediyorum. 18 bondan aşağı hiç düşmedi yani. Bir 17 bona bu kardeşimiz atmış. Her neyse biz de bunu çekelim. Hayırlı ve de uğurlu olsun safirimiz. İnşallah bu video içerisinde 12'simizi de halledeceğiz diye umuyorum. Hatta bizde bir 5 tane fasulye vardı. Direkt pazar hesabımızda basmaya çalışalım. Çünkü benim hesabıma çok güvenmiyorum. Bunları da yine büyülü yumurta içerisinden elde etmiştik. Bakalım işimizi görmemizde işe yarayabilecek mi? 2'de 2 güzel. Hop. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Maviyle de yani yakmaman lazım aslında ama bilemedim. Şöyle 3 yapalım bakalım videoda. Güzel. Bir 4 yapmayı deneyim ardından takalım. Kayıtta da 4'ü denedim abi. Pembeyle de geçmedi. En son benim savaşçıya verdim bedenseli yani. Al lan dedim kendi simyanı kendim bas abi. Oğlum safiri kime verdik lan biz? Vaa! Dolandırıldım da. Tamam yan hesaptaymış. Bir an aklım gitti arkadaşlar. Şöyle bir basalım. Yani pembeyle hatta maviyle yeşili aralarında hiçbir fark yok arkadaşlar. Eventten dolayı muhtemelen. 1-2 hem o yüzden de uğraşmıyorum. Direkt pembeyle basıyorum. Geçirme olasılığı oldukça yüksek diye. Bu da bir tık üzüyor bizi bilmediğim bir şekilde. Şöyle 3 oldu. Hadi pembe. Geçirmen lazım. Güzel. Şunu da şöyle yine de vuruyorum abi. İçim nokta kalıyor yoksa böyle ulaştı demesi. Bunu da takalım. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Allah giriyoruz yine jotuna. Abi seride jotuna geldik. Girişte hemen bizi Bakcanam Reis karşılıyor. Buna bodoslama giriyoruz abi bildiğim kadarıyla. Şöyle takalım eldivenimizi gir hocam. Gir. Bizim zaten buz direncimiz falan var. Bize fazla vuramıyor. Biz kaç vuruyoruz? Şöyle üstten bakalım. Önemli bilgiler kapalı bizde. Aç hocam aç hasarımızı görelim. Abi 7K max 7 mi vuruyoruz? Max 700. 7K 100 falan işte o civar vuruyoruz. Seri eritiyoruz. Bizim şaman öldü ikinci patlamada. Hobadak. Bakalım kaç tane sandık attı hocam? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane atmış sanırım. Aynen. Full atmış arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi biz şifacıları keseceğiz. Reis bir tık yardım et falan derse de yardım ederim. Duruma göre bakacağız. Şifacıları seri eritelim abi. Hepimiz porkimiz çağrılmış. Şöyle buff'ı da şamandan alsaydık aslında daha iyi olabilirdi. Bir kardeşimiz daha var. O da şifacıları kesimde yardım ediyor. Bu kardeşimiz daha geçtiğimiz günlerde 61 leveldi. Adam 106'ya atmış çarını. Vallahi bayağı seri geliştiğini söyleyebilirim. Oho. Gel lan buraya gel. Gir abi şifacıları. Şifacıları bu ara seri eritmeye de başladık arkadaşlar. Bu yeşimden dolayı rüzgarın gücü geliyor biliyorsunuz. Oğlum öyle artık. Şöyle öyle öbürlerini de keseceğiz. Reis ortaya getiriyor. Ortada da bir patlatsın bakalım. Haydi oğlum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sandık saydım.
Yani 9 tane atmış arkadaşlar. Muhtemelen dice falan atacağız. Dice'de arkadaşlar biz bir tık daha yüksek attığımız için bize 4-4 şeklinde düştü. Bu kardeşimize 3 jotun 4 bakça düştü 2 çarla girdiği için. Bakalım bir açmayı denelim. İnşallah titan dioksit falan değerli ödül çıkarabiliriz. Jotunlardan ait iş falan çıkıyordu ama bize çıkmadı. Şu anda da pek bir değeri kalmadı açıkçası. Ama bir titan dioksit isterim dedim. Vallahi bir titan dioksit geldi. Güzel ya. Ne ediyor bilmiyorum ama 1,5 bomba falan ediyordu. Baba Yiğit kardeşimize de çıkmış. Ona da bir tane titan dioksit çıkmış. Titan dioksitli bir tur oldu diyelim. Herkesin eline koluna sağlık. Elimde biraz kor vardı arkadaşlar. Hatta bir 35 tane işlenmemiş vardı. Yeşimden bir tane antika aldık. Diğerlerinden de altyapı oluştu. Hatta şöyle bir tane de iki tane de yontulmuş var. Bunda gidelim. Güzel bir ender daha geldi. İlerleyen süreçte yine bu enderler antika almamızda işe yarayacak. Görüyorsunuz altyapı oluşturduk diyebiliriz. Hemen bu yeşimi de pazara atayım. Bu arada pazarımdan attığım titan dioksitin yanı sıra artı 8 küpe vardı. Zümrüt küpe, onu kayıt dışı basmıştım. 4 bunu o da satılmış. Arkadaşlar ben şimdi benim pazar hesabıma hasar odaklı itemlerin tamamını verdim. Yani toplamda 25 yarı var. Şöyle gösterelim. Biliyorsunuz zaten aldığım itemleri. Zırhta 50 STR var. 17 bejli bir dolunayımız var. Savaşçı taşı. Savaşçıya birazdan hasar deneyeceğiz. Kaç vuracağını merak ediyorum. İleride ben bir tane, hatta belki gelecek videolarda, boss'tan sonra da olabilir, tam emin değilim, bir tane düşük levelde 19 level falan yapacağım. Ruhunu peleyip bir de şiddetli açıp ikisi de köyde milleti teklemeye falan çalışacağım. Bayağı zevkli olacağını düşünüyorum. Zihinsel oynamak bayağı keyifli arkadaşlar. O yüzden hep aklımdaydı. Açıkçası zihinsel bir vs'lik hesap. Şimdi hasar deneyeceğim. Sizce kaç kağıt atacağız? Yani boş bir hesabı öfkesini açacağım şimdi. Hesabımdan intikam dedim abi. Önden şunu bir vurayım. Şöyle ruhu da yapıştırdık. Gitti direkt zaten. 4K vuruyor arkadaşlar ruhta. Yani şu an porki falan da yok. Tılsım vesaire hiçbir şey yok. Şimdi hesabı tekrardan kaldırıp intikam çektim. Bu sefer şuradan vursak. İşte bak, ruh P olmadığı için değmiyor. Normalde P olsa oradan değer arkadaşlar ruh. Şöyle vurdum. Bak şu skill hemen hemen şiddetli aynı vuruyor ama soğuma süresi bir tık uzun gibi. Bak 60 saniye, aynen 1 dakikada soğuyor. 1 dakikaya kadar zaten VS biter. Yine biraz süs taşı, eritmelik taş falan topladım arkadaşlar. Toplamda da 1K 308 tane gaya paramız var. Bakalım kaça ilerletebileceğiz. Seri seri tıklayacağım. Yani bu arada buraya da 3K 4K süs taşının dışında, bunlar tabi taşlarla birlikte, gelmiyorum arkadaşlar altına. Çünkü buraya gelebilmeniz için sadece Hidra'nın yüzüğü gerekiyormuş. Diğer türlü gelme gibi bir lüksünüz yok. Hatta ben buraya gelip şamanı yanıma ışınlayabilir miyim diye düşünüp denemiştim. Gelemiyorsunuz abi. Işınlanma olayı da yok. Hani buraya savaşçı mı ışınlayayım, sürekli şamanla gidip geleyim olayı da olmuyor. O yüzden buraya gidip gelirken dikkat edeceksiniz. Hidra'nın yüzüğü hani lazım olmuyor biliyorsunuz, ama lazım olduğu zaman da Hidra'nın sandığı açmanız gerekecek. O yüzden ciddi sıkıntılar çıkarabilir. Bunu ayrıca belirteyim. Gelmişken işte böyle toplu toplu gelmeye çalışın. Seri seri eritiyoruz bakalım. 1308'de arkadaşlar totalde. 1400'ü geçtik. 2K yaparsak yine video içerisinde tabii ki Petepsum'la deneyeceğiz. Hesabında da 20 won 50 M falan oldu. Birkaç gün geçti şu an. Ufak çaplı hani taşları vır zıvırlar satılıp 1-2 won'la bizlere getiri sağlamış. Tamamını erittim hocam. Kaç geldi? 1467'ye ulaştık. Şimdi Yıldırım Dağları'na geldim. Burada biraz metin kırıyorum. Öfkenin metninin yanı sıra 105'lik bir metin daha var. Şu an ismini hatırlamıyorum. O metinden siyah elbise artı 7 olarak düşüyor arkadaşlar. Aslında o metini farmlamak daha mantıklı. Siyah elbiseler de iyi para ediyor. Hatta 9'u bir bon falan ediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Burada bir 98 tane, hatta 100 tane pelerin kastım. Hasarımı da göstermek istiyorum sizlere. 10x'i takmadan önceki hasarımız 11K arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, maksimum 11, ne kadar, 11200 falan gördüm şu anda. O civarda bir hasarımız var. Yani aslında bu hasarları eritebilirsiniz abi. Güzel güzel eriyor ama bizi tatmin eden hasarlar değil tabii ki bu hasarlar. Yüzümüz falan da yok. Bakalım simyamızı tamamladığımızda hasarımız ne denli bir artışa uğrayacak. Şu anda da 22 bona ulaşmış durumdayız. Kayıt dışı bir tane de 10x geçirdim arkadaşlar üstte. Ufak tefek antikaları zaten göstermiyorum video içerisinde. Bayağı içerisinde dedim nedense. Şu beceri kitabıma bakalım. Bu metinden pek bir kayda değer bir şey çıkaramadık. Beceri kitabı da çöpmüş. Evet, bahsettiğim metinde tam olarak buydu derken bir kutsama kağıdı gördüm hocam. Vallahi iyi, şanslı gibiyiz.
Bakalım siyah elbise alabilecek miyiz? Şu an siyah elbiselerin iyi bir piyasası var az önce de belirttiğim gibi. Onun yanı sıra bugün ne hikmetse iki tane de art 4 taş elde ettik. Büyü bozma ve savunma. Pek bir değerleri yok ama art 4 taş düşürüyor olmak gerçekten sevindirici yani. 4 taşı görünce ister istemez bir şey oluyor ve siyah elbise gene düştü arkadaşlar. Hepsini yok. Önemli değil. Basarız ya da satarız ona sonra karar vereceğim. Ama yani en azından bir 5-10 tane yaparım herhalde basmak için. Canlar normalde biliyorsunuz gece saatlerinde işte denk geldikçe Pascal kovalıyordum. Bir 4 tane açılmamış hatta son açımları olan büyülü yumurtalarım vardı. Öyle açıyordum. Ön sayfaya geldiğimde kostüm bonus aktarımını gördüm. Yani en ihtiyacım olduğu zamanda çıkması ve bize de çıkıyor olması sevindirici. Piyasası biraz düşmüş. Bir bon falan herhalde yanlış bilmiyorsam. Bir bon bir bondur. Şu anda da zaten bir 3 bonluk falan bir ne açığımız kalmıştı. Onu da halledeceğiz inşallah bu video içerisinde. Şimdi 3 hesabımızın da 2 günlük kor görevini yaptık. Totalde 30 tane işlenmemiş geldi. Yine günlük korlardan normal kor da elde etmeye çalışacağım. Üste gideceğiz. Bunları göstermeyeceğim zaten sizlere. Burada değinmek istediğim konu yine kule farmı arkadaşlar. Gerçekten sadece kulede ETP kastığım sırada düşen artı basmaları göstereceğim. 3 hesaptan totalde 71 tane artısız, 16 artılı, 64 tane de artısız şeytan mücevheri elde ettik. Gerçekten buradan da iyi bir para geldi. Hatta piyasalarında söyleyeyim sizlere. Artısız şeytan hatırası 600K. Artılısı 1M'e kadar düşmüş. Normalde 1.5M'den falan satılıyordu. Şu an belki 1.5'a da çıkmış olabilir. Mücevherler ise tanesi 300K'dan satılıyor. Tabi onlu kurduğum için bu piyasa. Ben onlu atıp hızlı bir şekilde satmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hani tekli falan kursanız tabi bir tık daha yüksek satarsınız. Keza burada artılı altın define sandığımız var. Belki ilerleyen süreçte kule çöpçülüğü de yapabiliriz. Ama yani çok bana hitap eden bir yöntem değil arkadaşlar. Çöpçülük sırf hani para kasma nasıl abi falan diyenler için o tarz bir videoda çekebilirim. Antika alacağımızı düşündüğümüz simyalardan antika alamayıp diğerlerinden yani az simya olanlardan antika elde ettik garip bir şekilde. Şöyle biri grana diğeri yeşim. Aslına bakarsanız burada yakutumuzun altyapısı hatta elmasımızın da altyapısı vardı ama maalesef bu ikisinden oldukça fazla yaktı. Diğer ikisini geçirdi olsun. Bunları da pazara atalım. Elimdeki ıvır zıvırları da pazara eklemesini yaptım. Şeytan hatıralarını attım arkadaşlar. Mücevherleri de aslında atabilirdim ama zaten pazarımın 2,5 saati kalmış. Şöyle simyalarımız hatta yeşimiz 1 bon 18'e. Kostüm bonus aktarımı da 1 bon 10M'lere kadar düşmüş. Granalar da keza düşmeye devam ediyor 75M falan. Elimde ateşli bilezikler vardı abi bir türlü satamadım ya. Gerçekten hani ateşten bir önceden çok fazla rağbet görüyordu. Şu an niye böyle oldu hiçbir fikrim yok. 15 ateşli bilezikleri şurada bir buna dahi zor satıyorum diyeceğim ama satılmıyor da. Anlam vermiş değilim her neyse. Pazarımdaki şey envanterimdeki yank miktarı da 20 bon 173'cem arkadaşlar. Şöyle pazardan yine taş toplamaya devam ediyorum 100K'ya 150K'ya hatta 200K'ya kadar alıyorum. 200K'nın üstündekileri de zaten bu işi yapıyorsanız almayın arkadaşlar. Çok bir getirisi olmayacak o yüzden de. Arkadaşlar dün geceden beri yani şu parayı toplayacağım diye uğraştım didindim. 26.5'a vardı bir tane. Hatta Crazy Garage diye bir arkadaşımız satıyordu. Abi onu çekmişler ya. Ondan sonra 27 bona var. 50M gibi bir açığımız var. Tam 26.5 toplayabilmiştim. Ki bunu da artı basmalarla falan topladım yani. Elimde görüyorsunuz kutsamalar falan ne varsa pazara koydum. Öyle yani anca toplayabildik. Bir 50M daha toplayayım. Bunu da çekmeden inşallah biz de çekmeye çalışalım. Fake değil değil mi? Böyle bir deneyelim abi. Aynen fake değil. Evet aradan yaklaşık 7-8 saat geçti arkadaşlar. Gece hiç uyumamıştım yani hırs yaptım abi ben bugün bu olayı halledeceğim yani mitsi setimi halledeceğim diye adapte olmuş durumdayım ve 50M'i de bir şekilde ayarlayıp Mitsi parlak Onyx'imizi aldım arkadaşlar. Hayırlı ve de uğurlu olsun diyorum. Gerçekten şu anda yani fasulyeyi alacak dahi paramız yok. Görüyorsunuz 1M 600K var. Gerçekten tabağın dibini sıyırırcasına tüm paramızı Mitsi parlak Onyx'ine yatırdık. Bazı arkadaşlarımız diyebilir hani niye mat almadın, niye bu kadar para harcadın diye. Kankam bu Epsonların matı ile arasında 2-2,5 bon oynuyor. 26,5'ü alsaydık 2 bon oynuyor olacaktı. O yüzden bunu almanın daha mantıklı olduğunu düşündüm. Tabi delici blok ok alsaydık o 10 bon falan da arkadaşlar. Ben kritikli bir şey almak istedim. Hani o takılır mı? O da takılabilir. Takan arkadaşlarımız var.
Ama ben kritikli bir şey istedim. Çünkü bunu bir sefer yapacağım. Zaten emekçi biriyiz. Hep de yatırmıyoruz. O yüzden bayağı bir, hatta ömürlük de götürebilir bizi. Şimdi az önce madencilik eventi vardı. 1300 tane kastık 3 hesapla. Yani sürekli sağa sola attı madenleri. O yüzden de fazla kasamadık sözün özü. Bunları da işleyeceğim. İnşallah buradan gelen parayla da hemen R4'e basıp bir hasar testi yapmak istiyorum. Ne olacak, ne bitecek ben de merak ediyorum. En son 11K gibi bir hasarımız vardı. Seri seri şunları da üste doğru gidelim bakalım. 13'te kaç tane zümrüt elde edeceğiz? Geçen seferki performansı fena değildi savaşçımızın. Şu an 3'te 2 gidiyoruz. Güzel. Bu tempoda gitmesini istiyorum açıkçası. Muazzamsın, 4'te 3. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Lityum loncasını seviyoruz abi ya. Bizleri üzmüyor. Gerçekten sevdiğimiz bir lonca. Ama bu ara şamanım artı basmadan yana baya bir kötü. Ufak tefek artı basımları yapıyorum tabi, video içerisinde göstermiyorum böyle aman amanlık olmadığı sürece, derken iki kere üst üste yakması bizleri üzdü. Üç kere üst üste yakıyor. Yapma bebeğim ya, yapma. Oo. Oğlum maşallah dediğimiz 2 gün yaşamıyor ya. Sonuncusunu her türlü vermen lazım kanka, çok fazla yaktın. Oğlum sonuncusunu da yaktın ya. Niye lan, niye ha? Niye? Evet, hızlısından bir pazar ayarlaması yaptım. Zümrütler 25 emlere kadar yükselmiş arkadaşlar, gerçekten sevindirici. İnşallah KS falan yemezsek en üstte bizimkiler satılır diye umuyorum. Zümrütlerimizi satarken bir tık KS'leştik birkaç arkadaşımızla. En son ben 20 eme atıp satılmasını bekledim. Yarım saat 45 dakika içerisinde de satılmış arkadaşlar. Şöyle arındırma diyelim. 2 mavi, 2 tane de pembe fasulye aldım. Aralarında birer eme oynuyor. Aslında tamamını da pembe de alabilirdik. Bu şekilde almayı tercih ettim. Şimdi 2 tane mavi önden atalım. Bir dakika abi. Şöyle atalım. Seri seri. Çok güzel. Önce fasulyeyi, sonra simyayı atıyorum. Adamsın. Bunu da ver kanka. Fazla paramız yok. Yorma bizi. Adamsın be. Bu işlem bu kadar işte be. Son simyamızı takıyoruz arkadaşlar. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Niye abi takamadık? Bir dakika ya. Kalbim güt güt etti. Bir an bir şey oldu zannettim. Şöyle takalım hocam. Ve de şöyle de set bonusunu almak istiyorum. Şu ibareyi özlemişim ya. Vallahi özlemişim. Hemen set bonuslarına da bakalım. 90 STR, 5 ortalama, 60 savunma abi, muazzam ya. Gerçekten şu set bonusu muazzam bir detay. Şimdi hemen map'e gidip bir hasar testi yapmak istiyorum. İlerleyen süreçlerde de boss farmları vesaireler hepsini sizlerle birlikte keşfediyor olacağız. Yine rehber videolarda gelecek, yorumlarda soruyorsunuz. Hepsini ayarlayacağız arkadaşlar. Hiçbir sıkıntınız olmasın. Bir tık yavaş geliştik ama hep siz gelişiyoruz. Yani naçizane biliyorsunuz. Her neyse, uzatmayalım. Bir map'e geçelim abi artık. Hasarımı görmek istiyorum. Evet, metnimizin yanına da geldik arkadaşlar. En son bu metine 11K gibi bir hasarımız vardı. Bakalım nedenli bir artış olmuş. Bu arada az önce ben ilk metnimi kestim aslında. Kayda almayı unutmuşum arkadaşlar. Pelerin vesaire attı. Tıpkı bizi kutlarcasına. Bir dakika, bir terslik var bu işte. Aynen, Porkimizi çağırmayı unutmuşuz arkadaşlar. Porkimi de çağırdım ve hasarım 12K yüzlere yükseldi. Gerçekten muazzam bir hasar. Hatta 12-2 vurduk. Yani bu hasarın yanı sıra arkadaşlar görüyorsunuz. Vurduğumuz birçok space kritik giriyor. 10x'imizden kaynaklı. Bak, sadece 10x'ten biz 10 kritik alıyoruz. Yani 10 kritik aşağı yukarı ne, az bir kritik değil arkadaşlar yani. Burada mesela artı 9 cennet taktığınızda bile 10 kritik veriyor sizlere. Öyle anlatayım yani size ne kadar değerli olduğunu ve niye bu kadar abartı bir fiyata 10x aldığımı da bence fazlasıyla anlatmış olduğumu düşünüyorum. Metinimizden de neler çıktı bak, yine pelerin attı. Harbiden bu metin bizi seviyor ya. Evet, şu an neredeyiz? Tabii ki Nefrit'teyiz. Kral Yengeç'le yarım kalan bir mevzumuz vardı bizim. Eski biz değiliz kardeşim artık yani. Hayırdır? İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? Baba şaka gibi ya. Yemin ediyorum bu boss bile çerez oldu bizim için artık arkadaşlar. Artık Kral Yengeci bile bizim için bir çerez. Derken bir atak gördüm orada ama kardeşim, bay bay yani, bay bay. Bay bay. Savunmalı bineğe bile binmedim arkadaşlar. Bunu bile kestiysek artık baba, bizim hesap harbiden olmuştur. Evet, bu videoluk da bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Gerçekten güzel bir video çıkardığımızı düşünüyorum. Yani simya setimizi tamamladık, jotun yaptık,
Abi daha ne yapalım ya? Gerçekten bu videoda her türlü like'ını, aboneliğini at kankam. Yorumlarını, görüş ve düşüncelerini de alt kısımda bekliyorum. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.